Beyliklerden, Türk beyliklerinden hangileri daha fazla Haçlılarla mücadelede ön plana çıkıyor veya hangi beyler daha fazla ön plana çıkmakta? Türkiye Selçuklularını ayrı konuşuruz. Ama beylik olarak baktığımızda Anadolu'da Danişmentliler yine Türkiye Selçuklularıyla beraber özellikle 1101 Haçlılarına karşı çok büyük mücadeleler vermişler. Kendi başlarına yine Danişment emirlerinin Haçlılara karşı kazandığı zaferler söz konusu. Hepsinin içerisinde mesela Artukluları ayrı tutmak lazım. Çünkü Haçlılarla mücadelede mesela 3 döneme bunu ayırmak mümkün. Hani birinci dönemde Müslümanların bir şaşkınlık yaşadığı, Haçlılara karşı hani bir takım korkular yaşadığı bir dönemdir. Bu dönemde Artuklular Haçlılara karşı Müslümanları toparlarlar ve zaferler kazanırlar ki Haçlılara karşı kazanılan ilk zaferler Artukluların eliyle gelmiştir. Mesela Harran Savaşı, Agel Sanguinis, Kanlı Meydan Savaşı. Hani bu savaşları kazanan Artuklular İslam dünyasına bir umut olmuşlardır. Ne hikmettir? Büyük zaferler kazanırlar ama yeri geldiğinde de işte kendi çıkarları gereğince Haçlılarla ittifak yapmaktan çekinmezler. Mesela İlgazi, Agel Sanguinis'i kazanan adamdır, Artuklu beyidir. Ama öncesinde mesela Haçlılarla ittifak yaparak Selçuklu ordusunun karşısında kalabilmiştir. Zaten az evvel bahsetmiş olduğumuz gibi Haçlıların bölgedeki kalma süresini uzatan olay da budur. Yani Müslümanların onlardan olan siyasi beklentileridir. Ama dediğimiz gibi Artuklular o başlangıç döneminde Müslümanları umut aşılamak konusunda en büyük yardımı yapmışlardır. Mesela bir Artuklu beyi vardır ki Selahaddin'den de evvel bir Kudüs kralını esir etmiş olan kişidir. Belek İbni Behram'dır. Belek Gazi çok büyük bir kahraman. Haçlılara çok büyük darbeler vurmuş. Ama 1124 senesinde bir Müslüman kalesini kuşatırken Membiç'i kayadan atılan okla beraber şehit oluyor. Ve dolayısıyla Haçlılar çok büyük bir rahatlama yaşamışlar. Beleğin ölüm haberini Haçlı hakimlerine götüren basit bir askeri adamlar direkt şövalye yapıyorlar. Hani bu adamdan bu kadar korkmuşlar, bu kadar onlara zorluk çıkarmış. Kudüs kralını esir etmiş, Urfa hakimini esir etmiş ve artık Haçlılara son darbeyi vurmaya çalışıyor. Ama ömrü vefa etmediği için dediğimiz kuşatmada şehit olmuş.